Merhaba sevgili 9. sınıflar. Sizlere ders anlatırken rutin olarak burası yazılı da çıkar. Hocanız burayı sorabilir. Öğretmenim buradan sana soru hazırlayabilir diye. Dedik dedik durduk. Ve şimdi yazılı dönemi, sınav dönemi geldi çattı. Beraber bugün hızlı bir konu tekrar yapacağız. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı bize senaryolar açıkladı. Bu senaryolarda da hangi yere kadar yazılıyı hazırlamamız gerektiğini söyledi. Aranızdan bazıları, bazılarınızın öğretmenleri ikinci üniteyi bile çoktan bitirdiler ki sizler de istediğiniz için ben zaten çoktan o konuları yüklemiştim. Fakat son kısmını bıraktım çünkü senaryoya baktığımda ikinci ünitenin sadece ilk kısmından sorumluyuz. Yani en son bilmemiz gereken, sınavda aktarmamız gereken kısım temel türetilmiş skaler ve vektörel nicelikler. Onun dışında belki kuvveti işledin, belki hareket kavramlarını gördün fakat bize MEV senaryoları demekte ki biz size oradan soru sormayacağız. Yani öğretmeninizin oradan bir yazılı sorusu hazırlaması söz konusu değil. Ben de bu senaryoları inceleyerek sizler için güzel bir konu tekrar yapmak istedim. Zaten öncesinde sorular üzerinden bir genel tekrar yapmıştık. Şimdi de böyle sadece yazılıda bizi ilgilendiren kısımları sana hızlıca anlatmak istiyorum. Ardına beraber hem açık uçlu sorularla, açık uçlu soru etkinlikleriyle hem de yazılı örnekleriyle bu yazılı çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. İlk dersimizde konu anlatımı yapacağız. Biliyorsunuz ki bütün Z takım öğretmenleri bir dönem boyunca, bir okul yılı boyunca sizlere içerik üretmeye, ders anlatmaya devam edecek. Nitekim ben gibi diğer öğretmen arkadaşlarım da sizler için yazılı hazırlıklarına başladılar. Lütfen onların kanallarına girip de o yazılı çalışmalarını yapmış olun. Çünkü çok merak ediyorum. Yani özellikle bu yeni müfredatla beraber acaba biz ne kadar puan alacağız, yazılılarımızı nasıl yüksek Sizlere bu konuda bir katkı sağlayabiliyorsak zaten bizim için fazlasıyla yeterli. O yüzden zedua.com'dan bütün Z takım öğretmenlerinizin kanallarına, yazılı çalışmalarına, pdf'lerine ulaşabilirsiniz. Bize de bu yolda biliyorsunuz ki ders anlatımını yaparken pdf'leri paraf yayınları hazırladı. Şimdi size o paraf yayınlarının hazırlamış olduğu pdf'ler üzerinden bir ders anlatımı yapacağım. Ardına da... Biliyorsunuz ki şöyle soru çözümü yapıyoruz bu kitap üzerinden. Siz daha fazla soru istiyorsunuz. Bu kitabın içerisinde aynı zamanda böyle açık uçlu etkinlikler, farklı farklı soru tipleri de mevcut. Onların üzerinden de beraber yazılı çalışmalarımızı yapacağız ve gerekli bütün PDF'leri videonun açıklamasındaki linkten bulabileceksin. Şimdiden bizi desteklediğiniz için, emeklerimizi desteklediğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hızlı bir şekilde konu anlatımına artık girmek istiyorum. Zaten aslında biliyorum ki dersi izleyen arkadaşlarımız çoktan bunlara hakimler. Hızlı bir şekilde neleri bilmemiz gerektiğini size hatırlatacağım. İlk konumuz fizik bilimi ve kariyer keşfi tamamen sözel bir konuydu hatırlatacağım. Ardına da hemen temel türetilmiş skaler vektörel büyüklüklerle alakalı hatırlamamız gerekenleri söyleyeceğim. Şöyle bir hızlıca ilerlemek istiyorum. Fizik biliminin doğayı, kuvveti, enerjiyi, uzayı, zamanı incelediğini hatırlatmamız gerekiyor. Fizik gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıydı. Evrendeki en küçükten en büyüğe kadar fizik ilgileniyordu. Fizik doğanın temel prensiplerini inceleyerek bunları matematiksel olarak ifade ediyordu. Fizik bilimi elde ettiği bilgileri diğer bilim dallarıyla da paylaşarak onu onların gelişmelerine de katkı sağlar. Zaten bu ünitenin içerisinde bilmemiz gereken bir diğer kavram da neydi? Elbette ki fiziğin diğer disiplinlerle olan ilişkisiydi. Alper Gezer Avcı bence önemli bir karakter, önemli bir isim. Bizim özellikle bu ünitede yine gördüğümüz TUA dediğimiz Türk Uzay Ajansı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi. Çünkü uzaya ilk gönderdiğimiz astronot kendisi. O yüzden belki öğretmeniniz bir genel kültür olarak bize sorabilir. Bilimsel çalışma ve araştırmaların her birine disiplin denir. Fizik kimya biyoloji fen bilimlerinin disiplinleridir. Aynı zamanda bu farklı disiplinler de birbiriyle ilişkilidir demiştik hatırlarsam. Tüm bilimsel çalışmalar kendi edindiği bilgilerden yararlandı. Farklı disiplinlerden kastımız ne? Mesela kulağımızın duyması aslında işin içinde canlılık olduğu için hem biyolojinin ilgilendiği bir alanken hem de ses dalgaları fizik biliminin ilgilendiği bir alan. Bu durumda biyoloji disiplini kulağa nasıl işlediğini anlamak için fizikten yararlanmakta. Fizik ve biyoloji farklı iki disiplinler birbirinden yararlanmakta diyebiliriz. Coğrafya coğrafi bölgeler değil mi? O bölgelerin özelliklerini inceliyor. Biz aynı zamanda fizikte deprem dalgalarını görüyoruz. Bu durumda coğrafya disiplininde deprem dalgalarını anlamak için fizikten yararlanır diyebiliriz sevgili arkadaşım. Buraları hızlıca geçiyorum. Sadece bilmemiz gereken fiziğin toplumsal olaylar, insan davranışları, siyaset gibi konularla ilgilenmedi. Şimdi geldik neye? Fizik biliminin alt dallarını. Çünkü fizik doğada, evrendeki neyi inceliyordu? Uzay, zaman, madde, enerji, kuvvet gibi kavramları inceliyor. Zaten incelemedi neredeyse hiçbir şey kalmadı. Hemen kendimizi şöyle bir hatırlatalım. İşte bizim için en önemli kısım burası. Fiziğin alt dalları hepimizin şaşırdığı bir alan çünkü özellikle şu son dördüyle alakalı ciddi bir ayrım yapmakta zorlanıyoruz. Bunu da sorularda o sorunun kökünde hangisi daha baskınsa öyle seçmemiz gerektiğini söylemiştim. Zaten diğer yapacağımız yazılı çalışmalarında da rutin olarak bunlara değineceğim. Peki fiziğin alt nasıl kodluyorduk? Hatırlattın bana kamyonet dedin. K neydi ki? Katı hal fiziği. A neydi? Atom fiziği. M mekanik. Kamyonetteki Y yüksek enerji ve plazma fiziği. O optik. Kamyonetteki N nükleer fizik. E elektromanyetizma, T termodinamik. Kimileriniz bana diyor ki hocam ben ezber yapamıyorum. Arkadaşlar kamyonet diye kodladıktan sonra hocam sana tek tek yaz demediği takdirde zaten o ilk harflerinden sen de bunlara aşina olarak rahatlıkla seçimini yapabilirsin. Kamyonet diye kodladık bizim fiziğin alt dalları bunlar dedik. Hemen ayrıntılarına bir konuşmaya çalışalım. Mekanik neydi? Böyle tek tek sizlere okuma yapmak istemiyorum. Mekanikte neyi bilmem gerekiyordu? Hocam makine yani bu kuvvet durumları, denge durumları, hareket durumları bazen hatta bazı arkadaşlar şey demiş hocam atıyorum basit bir makineden bahsedelim el arabası. Ya el arabası neden mekaniğe giriyor? Bütün makineler elektromanyetizma temelli değil midir? Hayır arkadaşlar bizim Bahçede kullandığımız çoğu malzeme elektrikten bağımsız değil mi? Mesela ne diyelim kürek diyelim çıkrık diyelim bunların hepsi fiziksel anlamda mekanikle alakalıdır. Yani bunlar nasıl çalışıyor nasıl bir denge sistem kuruyoruz uyguladığımız kuvvet doğrultusunda nasıl bir değişikliğe yol açıyoruz. Bunlar da bizim için makinedir. Kuvveti madde üzerindeki etkisini cisimlerin denge ve hareket durumlarını inceler. Buradaki cisimlerden kastım istersen gezegenlerin hareketi ister sen denizin üstünde durabilen bir gemi böyle yorumlayabilirsin. Maksadımız sistem hareket halinde mi veya sistem denge halinde mi? O zaman benim alt dalım mekaniktir deyip hemen buna karar vermek. Örneklerle bunları iyice çoğaltacağız. Hala ısrarla burada takılıyorsanız lütfen sizlere bu konuyla alakalı iki tane konu anlatımı yaptım. Gidin oradaki örnekleri küçük küçük not alın ve yazılıya öyle hazırlanın. Elektromanyetizma bu bence hepimizin en kolayına gelen altta elektrik ve manyetizma ile alakalı. Ya elektrik yüklerinin birbirini nasıl çekip iteklediğini konuşacağız. Ya da manyetik maddelerin bir mıknatıstan nasıl etkilendiğini, nasıl çekme, nasıl itekleme özellikleri gösterdiğini konuşabileceğiz. Aynı zamanda elektrik ve manyetizma elektrik devresini de bize hatırlatıyor. Yani elektrik devresinin içinde bulunduğu bütün maddelerin özünde, arkasında fiziğin alt dallarından, elektromanyetizmadan yararlanılır diyebiliriz. Termodinamik, hemen termodan görüyorum ve aklıma ne geliyor? Termometre geliyor. Isı, sıcaklık ve ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi, etkileşimi inceleyen bir alt dal kendisi. Demek ki ben etrafımda ısı sıcaklıkla alakalı neleri konuşabiliyorum? O zaman bu alan termodinamikle alakalıdır diyebilirim. Maddenin ısı enerjisi ve sıcaklıkla ilişkisini inceler. Aynı zamanda bu ısı maddeler arası nasıl aktarılıyor? Enerji aktarımı nasıl gerçekleşiyor? Çünkü ısı da bir enerjidir arkadaşlar. İlerleyen ünitelerde sizlerle ayrıntılı konuşacağız. Fakat şunu bilmemiz lazım. Enerjinin nasıl aktarıldığı da bizim için termodinamiğe girmekte çünkü ısı da bir enerji formudur dedik. Maddeler nasıl ısı alır nasıl ısı verir bunlar bizim için önem arz eden kısım termodinamik alt dalımızda. Bir diğeri optik özellikle gözümüzde bir sıkıntı yaşadığımızda veya herhangi bir güneş gözlemeye gittiğimizde optiğe gidiyoruz değil mi? Şimdi biz oraya gittiğimizde neden adına optik dediler hemen düşünüyorum çünkü görmeyle alakalı bir durum var diyorum. İşte içinde mercek var o merceğe göre kalın kenarlı mercek veya ince kenarlı mercekle işte yakını görememe uzağı görememe gibi durumları biz bu gözlüklerle çözebiliyoruz. Çünkü optik şu demek ışıkla alakalı neredeyse tüm olayları inceleyen bir alt dal. Işık nasıl yansır, nasıl gölge oluşturur, renkler nasıl oluşur, gökkuşağındaki renklerin arkasındaki fizik nedir? İşte optiktir. Görüntüleme teknolojisinin arkasındaki fizik nedir? Optiktir. Veya bugün kullandığımız internetin arkasındaki fizik nedir? Optiktir. Böyle yorumlamanı istiyoruz. Çünkü elektriğin de veya bir internetin de özünde yine bir ışıktan yararlanıyoruz. Işık biz bizim için bu konuda önemli arkadaşlar. Gölge, yansıma, kırılma, renk, mercek, prizma hepsi optiğin çalışma alanına giriyor. Çünkü optik ışığı, ışık olaylarını ve ışığın maddeyle etkileşimini inceleyen bir alt dal. Şu fiber optik teknolojisi özellikle sorulabilir. Fiber optik teknolojisi deyince Çoğunuz şunu da diyor. Ya hocam elektromanyetizmaya girmez mi? Evet elbette girer değil mi? Bugün elektrik olmasa hiçbirimiz internete bağlanamıyoruz. Doğru mu? Demek ki aslında optiğin arkasında yine elektromanyetizma var. Sadece kim daha baskın buna dikkat ediyoruz. Hocam peki fiber optik kabloda da alakası var. İnternet bir ışındır. Fiber optik kablonun da içerisinde böyle aynalı bir sistem var. Işığı buradan sektiriyorsun, aynadan sekiyor. Hop, daha hızlı bir şekilde veri iletimini sağlayabiliyoruz. Optin çalışmaları aynı zamanda gökyüzü incelemeleriyle de alakalı. Çünkü teleskop, mikroskop yani çok uzaktaki cisimleri görmek veya çok küçük cisimleri gözlemleyebilmek yine optik bilgisiyle mümkündür, ışığı öğrenmemiz de mümkündür dedik. Zaten bu dördünde çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat iş katı hal fiziğine geldiğinde bazı arkadaşlar şey demiş hocam biraz daha açın kristal yapılı maddeler ne demek? Şimdi atom büyülü bir dünya tamam mı? Atomu daha iyi özümseyebilmemiz lazım. Özellikle son yüzyıldaki teknolojiyi iyi anlayabilmemiz lazım. Bu atomlarda belli atomlar var ki kristal yapılı Katal fiziğinin içinde geçen. Ne biliyor musunuz? Böyle simetrik bir yapıya sahip ve o simetrik yapı atomik seviyede farklı özellikler sunuyor. Mesela ne gibi diyelim? Normalde mavi gözüken bir madde atomik seviyeye indiğinde sarı olu veriyor. Veya bu madde hiç elektriği iletmezken atomik seviyeye iniyorsun, elektriği iletebiliyor. Ha işte o yüzden biz bunlara özel yapılı atomlar diyoruz. Bu atomları bilmek zorunda değilsin. Sadece kristal yapılı maddeler ve bileşiklerin özellikleri sayesinde elektrik, manyetik, ışık, ısı ile alakalı farklı özelliklerini mikroskobik boyutta inceleyebiliyoruz. Bunlara örnek olarak neleri verebiliyoruz? Akıllı kumaşları, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller, şarjlı piller, güneş pilleri bizim için en önemli örneklerden biri. Hatta katı hal fiziği şu açıdan da çok önemli. Maddeleri tanımaya başladığımız için yepyeni teknolojiyle de yani şu bilgisayarı çalıştırma mesela çok büyük enerjiler gerektiriyor ya da içerisindeki maddelerin o enerjiden etkilenmemesi için, o sıcaklıktan etkilenmemesi için özel maddeler olması lazım. Mesela soğutucu, sıvı soğutucular var kasaların içinde. İşte bunların hepsi katı hal fiziğini, atom fiziğini iyi bilmemizden kaynaklanıyor. Biz maddeleri iyi tanıyoruz ki oraya hangi madde daha iyi gider, hangisi verimimi daha çok artırır bunları öğrenebiliyoruz. O yüzden bu örnekleri aklınızda tutmanızı istiyorum. Aynı zamanda katı hal fiziği bir de kaplama teknolojisiyle işte bu maddeleri malzemelerin bozulmaması için özel kaplamalar yapıyoruz. Onlar da yine kristal yapılı atomları iyi bilmemizden, onların atomik seviyedeki özelliklerini iyi bilmemizden kaynaklanıyor. Burada nano ve süper iletkenlik kavramlarını görüyoruz. Nanoteknoloji, nano zaten atom boyutu demek. Demek ki hocam ben atom fiziği ile katı hal fiziğini böyle bariz ayırt edemem, değil mi? Sadece atom fiziğini bileceğim, katı hal fiziğinde kristal yapıla atomların farklı özelliklerinden de bileceğim. Lütfen bu örnekleri küçük küçük not alın. Kimileriniz şunu soruyor. Ya nano ben atom fiziğine mi alacağım, katı hal fiziğine mi? Ben bir öğretmen olarak size sorsam nanoteknoloji hangisinin alt dalıyla daha çok ilgilidir? Hangi hangi alt dalla daha çok alakalıdır diye. Katı halde yazsanız kabul ederim. Atom fiziği de yazsanız kabul ederim. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü burada bir yüzde yüz ayrım yok arkadaşlar. Ha hiç içine sinmiyor. Oraya iki tane yazacaksın. Atom fiziği de katı hal fiziği de diyebilirim de. Diyebilirsin anlaştık mı? Çünkü yüzde yüz ayrım söz konusu değil. Atom fiziği ne peki hocam? Atomun yapısını atomik boyutta gerçekleşen olayları ve atomların moleküllerin birbiriyle etkileşimlerini inceler. Atom fiziğinin uygulama alanlarından biri nanoteknolojidir. Bak Yukarıda da nanoteknoloji dedim, burada da nanoteknoloji dedim. Peki örnek olarak ne verebilirim? Yapay zeka, 3D yazıcılar, kuantum bilgisayarlar bizim için atom fiziğinin örneklerinden sayılabilir. Yani üçer tane örnek yazacaksın sadece yapman gereken. Üçer tane o örneği ve diğer alt dalları kendin akşam yatarken bir okuyacaksın. Rahatlıkla sınavda kolayca üstesinden gelebileceksin. Nükleer fizik ne? Şimdi atom fiziğini anladım örnekleri yapay zeka, 3D yazıcılar, kuantum bilgisayarlar dedim. Katı hal fiziğini anladım. Nanoteknoloji ve süper iletkenliği burada daha çok gördüm. Hatta bu katı halde size şey örnekleri de vermiştik. Buradaki leke tutmayan e, işte kumaşlar ya da su geçirmeyen kumaşlar dışında Granit tencereleri de size örnek olarak vermiştim bir diğer dersimizde. Onu da öyle not alabilirsiniz. Şimdi biz atomu gördük. Kristal bu atomları ve özelliklerini gördük. Geldik nükleer fiziğe. Yani atomun çekirdeğine, çekirdek fiziği. Atomun çekirdeğinde de ne gibi fizikle karşılaşıyoruz? Aslında radyoaktif tepkimeler. Özellikle kararsız atomlar, o çekirdekte proton ve nötronlar var ya. Proton ve nötronun sayısı birbiriyle orantılı olmadığı takdirde çekirdek böyle dağılmak istiyor öyle düşün. Biz buna kararsız atom diyoruz. Ve bu kararsız atom her zaman kararlı hale geçmeye çalışıyor. Yani stabil olmak istiyor. Stabil olabilmesi için de çekirdekte bir tepkime gerçekleşiyor. Ya proton nötrona dönüyor ya nötron protona dönüşüyor. İşte bu dönüşümler gerçekleşirken radyoaktif tepkime ortaya çıkıyor. Radyasyon ortaya çıkıyor. İşte nükleer fizik sayesinde de bu radyasyonla birlikte illa hayatımıza kötü bir şey gelecek diye bir şey söz konusu değil ya da nükleer bomba yapacağız diye değil. Biz buradaki enerjiden yararlanarak farklı görüntüleme teknoloji oluşturuyoruz. Mesela evet radyasyon tehlikeli ama radyasyonun canlılar üzerindeki etkileriyle alakalı araştırmalar yapıyoruz ve buradan aldığımız bilgiler sayesinde tıpta röntgen, bilgisayarlı tomografi, PET CT görüntüleme cihazlarını geliştirebiliyoruz. Gıdaların raf ömürlerini uzatabiliyoruz çekirdeğindeki o tepkimeler sayesinde tohum ıslanana kadar pek çok alanda nükleer fizikten yararlanıyoruz. Hatta özellikle bu hastanelerdeki sterilizasyonu sağlamak için de yine nükleer fiziğin e, bilgi alanına ihtiyaç duyuyoruz diyebilirim. Onun dışında da ne var? Yüksek enerji ve plazma fiziği. Özellikle lazer ışınları zannediyorum burada hepimizin takıldığı şeylerden biri. Hocam lazer ışını optiğe mi girer? Hocam lazer ışını atom fiziğine mi girer? Çünkü Lazer ne demek biliyor musunuz? Atomun yörüngedeki o elektronu seviyesini değiştirmek, enerji seviyesini ya yukarıya çıkması ya aşağı inmesi, e, enerji seviyesi değişince de elektron dışarıya bir ışın salıyor. Biz de o ışını doğrusal bir şekilde bir düzleme oturtabiliyoruz. İşte ona da lazer diyoruz aslında. Şimdi o zaman ben buna atom fiziği diyebilir miyim? Diğer, derim değil mi lazere? Aynı zamanda lazer değil çok yüksek enerjiden bahsettiğimiz için yüksek enerji ve plazma fiziği de diyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Sadece mühim olan hangisi daha baskın? Veya ben bir lazer ışınıyla özellikle geçen sene yaptığım deneylerde lazer ışınından kullanarak bütün optiği lazerle anlatabildim. İşte gölgeyi konuştuk. Efendime söyleyeyim ışın kırıldığını konuştuk. Bir mercekten nasıl geçtiğini konuştuk ve bunu lazerle yaptık. O zaman ben lazer optik de diyebilirim. Mühim olan lazerin nasıl yansıdığını mı soruyorsun? Lazerin nasıl oluştuğunu mu soruyorsun? Lazerdeki enerjiyi mi soruyorsun? Ona göre ben hangisi daha baskınsa ona yönelebilirim. Yüksek enerji ve plazma da aslında hepimizin anladığı yüksek enerjili parçacıkları konuşuyoruz. Veya yüksek enerjili maddeleri konuşuyoruz. Ne gibi? Biz en son atomun çekirdeğindeydik. Aynı zamanda atomun çekirdeğini de parçalamaya kalkınca atomun, proton, nötron ve elektrondan daha küçük parçalara sahip olduğunu gördük. O da ne dedik? Atom altı parçacıklar dedik. İşte bu parçacıkların arasındaki ilişkileri yüksek enerji ve plazma fiziği sayesinde inceleyebiliyoruz. Çünkü bu deneyler çok yüksek deneyler gerektiriyor. Hatta bu ünitede de en son kısımda konuştuğumuz bilim araştırma merkezlerinden CERN vardı hatırlarsan. İşte o parçacık hızlandırıcılarda yüksek enerjilere maruz bırakıyoruz bu taneciklere. Yıldızların yapısı çünkü yüksek enerji hocam ve enerjisini inceleyerek dünyada nasıl elde edilebileceğini araştırırız. Veya bu enerjinin dünyaya ne kadar zarar verip veremeyeceğini konuşuruz. Uygulama alanlarında ne varmış? Savunma uzay roket sanayisi. Çünkü biz bir roketi uzaya fırlatabilmek için çok yüksek enerjilere ihtiyaç duyuyoruz. İşin özünde yüksek enerji ve plazma fiziği vardır diyebiliriz. Nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması ve güçlü lazer ışınlarının elde edilmesiyle burada örneklerimizi söyleyebiliriz dedik. Başka senden şey de isteyebilirler. Bunlara meslek olarak bize örnek ver diyebilirler. Şunu bilmen istiyorum. Astroloji, metafizik bizim fiziğin alt dallarından değil. Çünkü bunlar birer bilim değil. Deney ve gözleme dayalı değil. Matematiğe dayalı değil. Bunları da bildikten sonra aslında ikinci kısmı halletmiş oluyoruz. Geliyoruz neye? Fizik bilimine yön verenler. Burada ben size çok uzun bir anlatım yapmıştım. Tamilattan önce 10 binden alıp bugüne kadar getirmek adına. Hani o dönemde dönem 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 tarihte kimya neredeymiş, matematik neredeymiş, geometri neredeymiş görün diye. Fakat fizik bilimine yön verenler de MEP kitabının da sizin bilmenizi istediği kısmı hemen buradan hızlıca özetlediğim kısım olacak. İbnü'l-Heysem'le başlıyoruz. İbnü'l-Heysem binli yıllarda vardı. Hatta size şey diye anlatmıştım. Kur'an-ı Kerim indikten sonra onun okuyanlar şu algıya giriyor. Ya işte düşünmez misin? Merak etmez misin? Sorgulamaz mısın? Dolayısıyla tekrardan bir optik bilgisi canlanıyor. Çünkü herkes gök incelemek istiyor. Yıldızlar ne? Gezegenler ne? Güneş nasıl bize bu enerji aktarıyor diye İbnül-Heysem de tamamen yine ışıkla ilgilenen o dönemki Müslüman bilim insanlarından bakın burada en önemli olan ne biliyor musun? Bizim için Batlamyus'un astronomiyle ilgili çalışmalarını eleştirmesi Batlamyus da Milattan sonra yüzlü yıllarda yaşayan güneş merkezli değil de dünya merkezli bir evreni savunan bir arkadaşımız. Çünkü o döneme kadar herkes aslında dünya merkezli bir evreni savunuyordu. Deney yaparken kullandığı titiz ve özenli yöntemleri nedeniyle dünyanın ilk gerçek bilim adamı. Yani hocam İbnül Heysam deyince aklıma ne gelsin? ilk gerçek bilim insanı olarak hayatımıza yer ettiği gelsin. Peki nasıl yaptı bunu? Şüpheci yaklaşarak, kendinden bile şüphe duyman gerektiğini söyleyerek, objektif davranman gerektiğini söyleyerek, her zaman gerçeğin peşinde koşman gerektiğini söyleyerek bizi aslında o bilimin aşamalarını bize sundu. Hipotez işte onun için gerekli araştırma, o yanlış çıktığında tekrar devam edebilme, kendi bilginden şüphe etme, başkalarının bilgisinden şüphe etme, her zaman şüpheyle yaklaşma. Ancak gerçek bilgiye böyle ulaşabilirsin dedi. Gerçek bilim insanı olarak hayatımıza geçti. Optik biliminin kurucusu olarak bilinir. Çünkü kendisi bir pinhole kamera deneyi yaptı. Yani ne yaptı biliyor musunuz? Kamera deliği deneyi gibi bir şey. Böyle... Ee, karanlık bir oda yaptı ki benim de yapmak istediğim deneylerden biridir. Karanlık bir odada minnacık bir delik açarak o odanın içine dışarıdaki görüntüyü ters bir şekilde düşürebildi. Ve sonra dedi ki aa demek ki biz gözümüzden çıkan ışınlar sayesinde görmüyoruz. Etrafımızdaki ışınlar yansıyıp gözümüze ulaştığı için görebiliyoruz. İşte bu yüzden de buradan yola çıkarak çünkü uzun süredir insanlar ne diye düşünüyordu? Gözümüzden çıkan ışınlar sayesinde görüyoruz diye düşünüyordu. Fakat şüpheci yaklaşımı sayesinde opti araştırması sayesinde hem ilk gerçek bilim insanı oldu hem de optik biliminin kurucularından oldu. Yaptığı karanlık oda deneyi bizim için önem arz eden bir deney dedik. Yaptığı karanlık oda deneyi bizim için önemli bir deney dedik. Bilmemiz gerekiyor. İbnül Heysem'e dair ilk bilim insanı, Optin kurucusu karanlık oda deneyi yaptı. Işıkla alakalı çalıştı. Hatta buradan da yola çıkarak en son gözün yapısını çizdi. Yani sadece fizikle değil aynı zamanda biyolojiyle de ilgilendi diye yorumlayabilirsiniz. İbnül Heysem buydu. Hazini var. Yine MEP kitabında bilmemizi istedikleri bir isim. 12. yüzyılda yani İbnül Heysem'den hemen sonra sonrasında maddelerin yoğunluklarının ölçülmesiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Hazineye dair bilmemiz gereken şey hassas teraziyi araştırmış olması ve hassas teraziyi bize sunmuş olması. Özgül yoğunluklarla alakalı çalışmalar yapıyor. Hatta geçenlerde bir arkadaşımız yazmış. Hocam siz böyle deyince ben de merak ettim bu terazinin ne olduğunu araştırdım diye. İnanılmaz büyülendiğini söylemişti. İşte arkadaşlar 9. sınıfların yapması gereken şey bu. Hazine hadi ezberliğim değil. Ya da hepiniz soruyorsunuz ben nasıl ezber yapacağım. Ezber ancak ve ancak araştırarak mümkün olabilir. Araştırdıkça öğrenirsin ve ezberden kurtulursun. Maddelerin yoğunlukları ile ilgili günümüzdeki değerleri çok yakın sonuçlar elde ediyor kendisi. Terazinin doğruluğunu fizik gözlemlerine ve ispatlarına dayanıyor. Çünkü biliyorsunuz ki fizik gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıydı. Geliştirdiği terazisiyle bu terazinin üzerine de bir kitap yazıyor. Ama inanın şu kitap isimleri ezberlenmesine gerek yok. Yani İbnül Heysem'de de vardı bir kitap ismi. İşte nasıl yer küreyle alakalı konuştu, güneş ışınlarıyla alakalı konuştu, Batlamyus'a karşı nasıl bir kitap yazdı eleştirilerinin olduğu. Bizim için önemli olan ne biliyor musun? İbnül Heysem'de yazdığı kitabın adı değil. Hangi yılda doğduğu değil. Onun optikle alakalı çalışmalar yapması. Hazini'nin teraziyle alakalı hassas ölçü ünalla alakalı fiziğe dair bir çalışmalar yapmış olması. Galileo'ya geliyorsun. Burada Galileo'nun 1564 yılında doğması önemli değil. 1500'lü yıllarda doğmasını bilmen önemli. Çünkü aradan bak 1000'li yıllarda başladık. 1200'lü yılları, 1100'lü yılları konuştuk. Şimdi 1500'lü yıllara geldik. Ve Galileo'nun mekanik üzerine, klasik fizik üzerine bize birçok katkı sağladığını bilmeni istiyoruz. Yoksa İtalya'da mı doğdu, Fransa'da mı doğdu değil. Bilmemiz gereken bilgiler onlar değil. Kendi yaptığı teleskobu ile astronomi bilimine önemli bir katkı sağlar. Bak şimdi teleskop yapıyor adam. Aynı zamanda ilk termometreyi de Galileo yapıyor. Şimdi hem ısı sıcaklıkla ilgileniyor termodinamikle. Hem teleskopla optikle ilgileniyor. Hem de klasik fizikle Newton'dan hemen önce hareket kavramlarını sorguluyor. Sizin ikinci ünitenin son kısmında göreceğiniz o kavramları. Ya bütün maddeler hareket ediyor mu? Neye göre hareket ediyor? Bunların hareketini sağlayan şey ne? Hareketinin değişmesini sağlayan şey ne diye ta o zaman 1500'lü yıllarda etrafındaki maddelerin hareketlerini sorguluyor. Bu bizim için önemli. Galileo dendi mi aklına Newton'un gelmesi lazım. Çünkü Newton'a altyapıyı oluşturan bilim insanı kendisi. Hemen devam edelim öyleyse. Kepler, Kepler yine o dönemlerde bak 1500'lü yıllarda dikkat et. Ne yapıyor biliyor musun? Gezegenlerle alakalı yasa sunuyor bize. Gezegenler elips bir yörüngede döner diyor. Daha uzakta olanın bir tam turun atması için geçen süre daha uzundur diyor. Bu çalışmasıyla birlikte Newton'un evrensel kütle çekim kanununa dayanak oluyor. Ve bugün Newton'un Newton yapan şey aslında arkasındaki Galileo'nun, Kepler'in çalışmalarının üzerine fiziği, matematiği taçlandırmış olması. Optik biliminin temel prensipleri üzerinde çalışmalar yaptı ve teleskop geliştirdi. Kırıcı teleskop olarak geliştirdi çünkü gökyüzünü inceliyor zaten. Antik astronomi geleneğini değiştirerek astronomi bilimini evrensel, matematiksel, fizik olarak ele alıyor. Geldik kime? Newton'a kaçınılmaz, kuvvet hareketin öncüsü. 1600 yıllarda bak Kepler vardı. 1500'lerin ortalarında Galileo vardı ve ne oldu? 1600'lü yılların ilk yarısında da karşımıza Newton çıktı. Doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri ile bir kitap yazıyor. Bu kitapta da mekaniğin temelini oluşturuyor. Yani klasik fiziğin temelini oluşturuyor. Evrensel kütle çekim yasası yani bütün kütlelerin birbirlerini çektiğini söyleyen yasayı tanımlıyor. Ve üç yasa olarak bize bunları sunuyor. İşte yer çekimi ivmesini tanımlıyor. Bu kuvvetin neyden kaynaklandığını tanımlıyor. En önemli çalışmaları yapıyor ve geçmişteki arkadaşlarından da övgüyle bahsediyor. İlk yansıtmalı teleskobu geliştiriyor. Bak Kepler Kırmalı, kırıcı teleskobu geliştirmişti. Galileo ilk teleskobu yapmıştı. Newton geldi, yansıtmalı teleskobu geliştiriyor. Beyaz ışığın prizmadan geçtiğinde farklı renklere ayrıldığını gözlemliyor. Yani hem klasik fizikle uğraşıyor. Hem bu klasik fiziği tanımlarken deli dehşet matematik biliyor yeni bir matematik yazıyor aslında. O yüzden dönmenin ne demek olduğunu anlatıyor. Ve nasıl elma düşüyor da ay dünyaya düşmüyor bunları konuşuyor. Hatta ayın dünyaya düştüğünü söylüyor bir yandan da ama dönerek. Burada matematik ve fizik işin içinde. Fizikte de sadece klasik fizik değil yani mekanik kısmı değil. Aynı zamanda optikle de ilgileniyor. Hani İbnül Heysem'in karanlık oda deneyinden bahsetmiştim ya. Küçücük bir iğne deliği açmıştı diye. İşte o iğne deliğinin önüne bir prizma yerleştiriyor ve Newton hop o gök gökkuşağı renklerini gözlemleyebiliyor optikle de ilgili. Sadece bunlar da değil aynı zamanda kimya ile o dönem simya diye geçiyordu. Simya ile de ilgili bir arkadaşımız. Tamam 1600'lü yıllarda hocam biz o zaman Galileo Kepler sayesinde astronomiyi uzayı anladık. Teleskopları öğrendik ve ne yaptık? Newton'la beraber evrensel çekim yasasını, bütün maddelerin birbirini çektiğini kütlelerinden kaynaklı konuşmuş olduk. Klasik fiziği tamamladık neredeyse. Ve Einstein var bilmemiz gereken en önemli isimlerden. 1800'lü yılların sonunda bak. Newton'dan sonra 200 yıl geçiyor. Bu 200 yıl arasında size o bilim tarihinde de uzun uzun anlattığım gibi arkada kimya gelişiyor, ısı sıcaklık gelişiyor, basınç kavramları gelişiyor. Farklı alanlar bir gelişmeye giriyor ve sonrasında 1800'lü yılların sonunda, 200 yılın sonunda insanoğlu artık daha küçüklerin dünyasını incelemeye başlıyor. Çünkü aynı zamanda elektrik ve manyetizma da gelişti bu süreçte. Elektrik ve manyetizmanın da gelişmesiyle birlikte elektromanyetik dalgalar, yani ışığı daha iyi anlamaya başladık. Işığı anlayınca atomu daha iyi tanımaya başladık. Tüm zamanların en iyi teorik fizikçisi olarak kabul ediliyor Einstein. Neden? Çünkü pratikte yapması zor. Çünkü Einstein yani 1900'lü yıllarda, 19. 1900 yüzyıllarda Artık bazı şeyleri deney olarak gözlemlemekte zorluk yaşıyoruz. Çok küçüklerin dünyası işte atom altı parçacıkları olsun, atomun kendi sahip olduğu parçacıkları olsun veya çok küçüklerin çok hızlı hareket etmesinden dolayı klasik fizik yetersiz kalıyor. Newton'un o bulmuş olduğu F eşittir MA formülü bu atom altı parçacıklarında veya yüksek enerjili parçacıklarda geçerli olmadığını görüyor. Ve ondan sonra deney yapmaktan artık aciz oluyoruz. Çünkü o kadar yüksek bir enerjide deneyi yapmak artık bizi deney yapamadığımız için pratikten ziyade teoride konuşmamızı sağlıyor. Kütle enerji denkliğini yazıyor E eşittir mc kare hikayesiyle. Buradan aslında çıkartmamız gereken sonucun şu olduğunu söylüyor. Kütle çok 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 büyük bir enerji kaynağıdır. Yani senin kütlenin artması demek enerjinin çok çok artacağını hatta ışık hızının karesi kadar artacağını söylemekte. Ve bunu söyleyen adam aynı zamanda ışık hızının evrenin kozmik sınırı olduğunu söylemekte. Yani biz ışık hızında hareket ettiğimizde artık burada piyasaya ne giriyor biliyor musunuz? Özel görelilik ve genel görelilik kavramlara giriyor. Yani bir şey çok hızlı hareket ettiğinde uzay ve zamanın büküldüğünü söylüyor. Demek ki biz çok hızlı hareket edersek uzunluk kısalır, zaman kısalır, zaman kavramı kısalır diye yorumluyor. Hatta Interstellar diye bir film vardı. İşte baba uzay boşluğuna gidiyordu, bir kara deliğe falan ziyarete gidiyordu. Geldiğinde kızı babadan daha yaşlıydı. Çünkü baba çok büyük kızlar da hareket etti ya onun için zaman daha da yavaş geçti. Dünyada 10 yıl geçti babasında bir yıl geçti gibi düşünülebilir. Böyle tanımlamalar yapıyor ama tabii ki biz bunu deneyimleyebiliyor muyuz değil mi? Bir deney yapabiliyor muyuz? Evet belli deneylerle zamanın kısaldığını yorumlayabildik ama oturup da değil mi bir kara deliğe gitmek veya bir ışık hızında hareket etmek söz konusu olmuyor. O yüzden teorik fizikçi olarak geçiyor. 1921'de Nobel ödülü alıyor fakat fotoelektrik etkiden. Yani neyden biliyor musunuz? Işıkla elektrik üretebilmekten, ışıklardan yararlanarak, ışından yararlanarak elektrik üretebildiğinden ne oluyor? Fotoelektrik etki sayesinde Nobel ödülü alıyor. Bu da aslında bizim bilmemiz gereken bilim insanlarını Özetlemiş oluyor. Bak dikkat et elektrik ve manyetizma dair kimseden bahsetmedik. Map sınırı bunlardı. O yüzden daha fazla parafın bu pdf'lerin içerisinde sizlere böyle bilgiyle sizi yormak istemedik. Bilim insanlarının genel özellikleri yazılı da çıkabilir. Nelermiş bir tekrar edelim objektif olmaları zaten Ebim ve bunu öğrendik hocam. Kendimize bile şüpheyle yaklaşacağız, objektif davranacağız diye. Onun dışında meraklı olmaları. Yani bugün bir şey merak etmeye başladığınızda bilim insanı olmak için ilk aşamayı tamamlamış oluyorsunuz. Sabırlı olmak. Yani ben yapıyorum, yapıyorum olmuyor hocam deyip de ağlamaktansa buna devam edebilmek bizim için önemli. Hatta Edison sanırım lambayı bininci denemede buldu falan diye mit var. Kendisi şu şunu söylüyor diyor ki ben aslında yapamadıklarımda neyi yapmamam gerektiğini öğrendim. Yani boşa gitmedi hiçbir çalışmam. Ha demek ki bu yoldan gidersen bu lambayı yakamam. Bunu öğrendim diyor. Sabırlı olduğunu gösteriyor bize. Azimli, açık fikirli, sorgulayıcı, kararlı, eleştiri yaşık, çalışkan ve evrensel düşünebilen. Yani arkadaşlar bunlardan herhangi bir özelliğe sahipsek biz de merak ettiğimiz bir alanda araştırma yapabiliyorsak yani bilim insanı olmamak adına hiçbir kıstasımız yok, hiçbir engelimiz yok. Bunu da söylemiş olayım. Bu da bizim bilmemiz gereken yerlerden biriydi. Şimdi bu ünitenin en son kısmı da ne? Tabii ki fizik bilimiyle ilgili kariyer keşfi. Burada da özellikle bilim merkezlerini konuşuyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünya ülkelerinde hangi bilim merkezleri bizim için önem arz ediyor? Hangilerini bilmemiz lazım? Ona bir bakalım. Bilmen gerekenler TÜBİTAK, Türkiye sınırları içerisinde Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu, fen bilimlerindeki araştırmaları yapabiliyoruz TÜBİTAK'ta. Hangi yılda kurulduğunu ben asla sormam. Bir öğretmen olarak TÜBİTAK deyince bilmeniz gereken şey 1963 yılında kurulması değil de TÜBİTAK bilim, teknoloji, araştırma, hmm, bilim ve teknoloji ile alakalı bir yer. Bunu bilmem benim için fazlasıyla yeterli. Onun dışında ekstra bir şey bilmene gerek yok. Neler yapıyorlarmış? Araç kontrol ekranı, sualtı araç alt sistemleri, batarya elektrodu, milli güneş enerjisi santral teknolojisi, yarı iletken araştırma laboratuvarı, uzay koşullarına dayanıklı devre üretimi işte TÜBİTAK'ın yaptığı projeler arasında yer almaktadır. Bunları bilsen yeterli. TENMAK var. Bilmen gereken bak TENMAK. TEN'deki N'den ne geldi? Enerji nükleer maden araştırma kurumu. Tenmak deyince de aklımıza bunlar gelecek. İlk olarak adı Tayekti sonradan Tenmak olarak değişti. Belki bu sorulabilir. Hiç zannetmiyorum ama Türkiye Atom Enerji Kurumu'ndan Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na evrildi. Şimdi arkadaşım burada neleri bilmem lazım. Enerji, maden, iyonlaştırıcı, radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknolojileri alanında faaliyetlerini yürütmekte. Bunlar bizim için önemli. MTA var. Nedir o? Maden tetkik arama. E hocam adı üzerinde maden tetkik arama. Demek ki bu jeolojiyle, jeofizikle yani yer bilimiyle ilgileniyor. Deniz araştırmaları yapıyor. MTA'nın konularından doğal kaynakların aranması ve çalışmalarında yer kabuğunun jeolojik özelliklerini inceliyoruz. Alternatif maden sahalarını araştırıyoruz. Doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik veriler elde ediyoruz. Ve enerji ham madde kaynaklarını tespit ediyoruz. Onun dışında TUA var. Türkiye'de bilmemiz gereken Türkiye Uzay Ajansı ki Alper Gezer Avcı'dan bahsetmiştik zaten. Uzay ve havacılık bilimi teknolojileriyle bugünün çalışmalarını yapıyoruz. Bilgi tecrübe kazanıyoruz. Uzayla alakalı araştırmalar yapıyoruz. Yani uzatmanın anlamı yok. Fakat şu CERN'den Önce bir de, de Türkiye'dekilerin tamamlamak adına ASELSAN'dan bahsedelim. Askeri elektronik sanayiydi. Türk savunma sanayisinin birçok alanında haberleşmede öncülük yapan bir araştırma kurumu. ARGE bahsediyoruz. Araştırma ve geliştirme. Teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmak için projeler üretiyoruz. ASELSAN var Türkiye'de. TUA var uzay ajansımız. Onun dışında ne var? TENMAK var, TÜBİTAK var değil mi? MTA var. 5 tane sana Türkiye'de bilim araştırma merkezini saymış oldum. Onun dışında dışarıda CERN var. CERN deyince aklına gelmesi gereken parçacık hızlandırıcı laboratuvarı. Yani dünyanın İsviçre ve Fransa sınırı bilmiyorum yani önemli bir bilgi mi? Bence değil. En önemli bilgi bizim için şu dünyanın en büyük parçacık fiziği. Şimdi parçacık deyince aklıma ne gelecek? Yüksek enerji ve plazma gelecek. Okey. Şimdi diyoruz ki CERN burada ne yapıyor? Büyük hadron çarpıştırıcısında yapılan deneylerden elde ettiği verilerle parçacıkları sınıflandırıyor. Evrenin oluşumuna dair bilgiler araştırıyor. İnternet ilk kez sonra geliştirilmiş. Ayrıca akıllı malzemeler, süper iletken mıknatıslar, mikroelektronik, radyo frekans uygulamaları, dedektör, görüntüleme teknolojisi, radyo depolama, veri depolama yine CERN'ün ilgi alanlarından yaptığı araştırmalardan birileridir dedik. CERN deyince parçacık fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği dedim. Geçtim NASA. NASA'yı bilmeyen yok. Amerika'nın uzay ajansı dedik uzayla alakalı. ESA Avrupa European Space Agency Avrupa Uzay Ajansı bizim TUA var. Amerika'nın NASA var. Avrupa'nın ESA'sı var. ESA'nın da uzay olduğunu bildik. Evren ve dünya hakkında bilgiler araştırdığını bildik. Astronot eğitimleri, insanlı uzay uçuş çalışmaları, telekomünikasyon çalışmaları yine ESA'dan, NASA'dan geçmektedir dedik. Onun dışında Başka yapacağımız şey fizik bilimiyle alakalı ne gibi kariyer yapılabilir? Eğitim alanında fizik öğretmeni olabilirsin. Akademik kariyer yapabilirsin bilim merkezlerinde veya üniversitelerde profesör olabilirsin. Bilgi teknolojileri alanında yapay ile yazılım geliştirmeyle, sistem analistiyle alakalı çalışmalar yapabilirsin. Medikal alanda çünkü diğer disiplinlerle ilişkisi olduğunu söyledik değil mi? Biyoloji, fizik, kimya, coğrafya felsefe, her şey birbiriyle ilgiliydi. Dolayısıyla medikal alanda yani nükleer tıpta görüntüleme teknolojisinden bahsettik, MR'dan bahsettik. Bunların hepsinin arkasında fizik varsa arkasında fiziği bilen birilerinin de olması lazım. Medikal fizikte ARGE'de özellikle ASELSAN ARGE dedik değil mi? Araştırma, geliştirme neler yapılıyor? Savunma sanayi, otomotiv sanayi, enerji ve malzeme bilimi, biyofizik alanında özel sektörde veya kamu kuruluşlarında işler bulabiliyoruz. Bankacılık, ne alaka bankacılık dersiniz ama ne yapabiliyoruz? Denetmen ve teknik eleman olarak kariyer yapabiliyoruz fizik bilerek İnşaatta zaten değil mi mekanik kısmını bilmem lazım hocam benim inşaata girişebilmem için bu durumda bu da bizim kariyer keşfimizi tanımlamış oluyor. İlk üniteyi hallettik. İkinci üniteden de özellikle temel türetilmiş skaler ve vektörel nicelikler bizim için önemliydi. Hızlıca geçiyorum. Fiziğin SI birim sisteminden bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle bu bilim tarihini konuşurken 1960'lı yıllara geldiğimizde bütün dünya dedik ki, ya bir oturalım bunları bir standart haline getirelim. Standart birim sistemi aslında. Uluslararası standart birim sistemi SI unit birim sistemi demek. Şimdi SI birim sisteminde belli temel büyüklüklerden bahsediliyor. Şunu bilmen lazım. Yani şu ana kadar sana konuştuklarımdan ne yaptın? Kamyoneti yazdım. Böyle örneklerini koydun içine. 3-4 tane örnek yazdım. Onun dışında bilim merkezlerini yazdın. Türkiye ve işte Türkiye dışındakiler, yurt dışındakiler diye. Başka seninle ne konuştuk? Hiçbir şey konuşmadık bak dikkat ettin mi? Ya bir de işte bilime yön verenler 3-4 tane bilim insanından bahsettik. Ve nerelerin önemli olduğunu söyledim. Şimdi bir diğer yapman gereken ikinci üniteyle alakalı şu tabloya hakimiyet kurman. Bu tabloyu kimileri kısa muz diye ezberliyor. Hani kamyonet kodlamasından sonra kısa muz girişebiliyor piyasaya. Kütleyi bileceksin. I'nın ışık şiddeti olduğunu bileceksin. S'nin sıcaklık olduğunu, A'nın akım şiddeti, bazen akım şiddeti yerine elektrik akımı da diyebilirler. Akım, tamam mı? Akım deyince yani elektrik derisi aklına gelecek. Akımı görünce elektrik akımı veya akım şiddeti bizim için temel büyüklüktür diyeceksin. Madde miktarı, uzunluk, zaman. Bakın madde miktarı fizikte muhatap olacağımız bir temel büyüklük bile değil. Ama senin SI sembolünü bilmeni isteriz. Uzunluğu L, kütleyi M, zamanı küçük T, sıcaklığı büyük T, akımı küçük i, ışığı büyük I, madde miktarını da N olarak gösterdiğimizi bilmeni istiyoruz. Bunların SI'daki birimlerinin sembolüne. Uzunluğun birimi metre ya, bunun sembolü küçük mi? Kütlenin birimi kilogram, kg. Zamanın birimi saniye, s. Sıcaklığın birimi kelvin, asla santigrat derece değil burası önemliydi. Büyük K olarak gösterdik. Akımın veya elektrik akımının birimi amper ne ile gösterdik? Biriminin sembolünü büyük A ile ifade ettik. Işık şiddetinin birimi kandela CD dedik. Madde miktarında mol olarak yazmış olduk. Onun dışında şu ölçüm aletlerini bilmen lazım. Uzunluğu cetvelle veya şerit metreyle ölçerim. Kütleyi eşit kolu teraziyle ölçerim. Zamanı kronometreyle ölçerim. Sıcaklığı termometre, akım şiddetini ampermetre, ışık şiddetini de fotometre, foton gibi düşün foton ışığın taneciği demektir. Bizim atom diyoruz ya hani maddenin en küçük yapı taşına. Işığın da en küçük yapı taşını foton diyoruz. Oradan da aklına fotometre gelsin. Bu tabloyu bilmeni istiyoruz. Bu tablo bizim fizikte kullanacağımız temel büyüklükler. Yani bunları başka şeylerden bağımsız olarak direkt bilebiliyoruz. Bunları kullanıp yeni bir birime ulaşıyorsak o da bizim için türetilmiş büyüklük oluyor. Buradaki tabloyla bazı arkadaşlar sormuş hocam bizdeki türetilmiş tablosu ile sizinki farklı. Arkadaşlar temel büyüklüklerin dışındaki tüm büyüklükler bizim için türetilmiştir. Bunlar türetilmiş büyüklüklerden sadece bazılarıdır. Mev kitabına bakın, başka kitaplara bakın. Ben şöyle bakıyorum. Kısa muz temel büyüklüğümün dışında bir şeyden konuşuyorsam kesinlikle türetilmiş diyorum. Ama bizim fizikte de zaman içerisinde öğreneceğimiz, ilerleyen konularda öğreneceğimiz belli kavramlar var. Onlardan size buraya yazmaya çalıştım. Bu arada ben hiçbir zaman atıyorum hacim. Hadi bakalım bana hacimin birim sembolünü söyle diye bir soru sormam. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz türetilmiş büyüklüklerin hepsine hakim olmak zorunda değilsiniz. Ama temel büyüklükler, bak şu tablo benim için ne dedim? Önemli. Öğretmenim buradan kesin soru soracak. Fakat burada belli başlıkları bilmeniz önem arz edebilir. Ne gibi? Kuvvet gibi. Ne yaptık? Kuvvetin birimine Newton dedik. Bunu büyük ne olarak gösterdik? Kuvveti ise büyük F harfi olarak gösterdik. İngilizceden geliyor dedik. Force olarak tanımladık. Kuvvet bizim için türetilmiş bir büyüklük. Çünkü kısamızın içinde yok. Sürat kısamızın içinde yok. Enerji, basınç, elektrik yükü, hacim, güç. Bunlar bizim için kısamızın içinde olmadığından dolayı türetilmiş büyüklükler dedik. Bunların sembollerine, birim sembollerine, birimlerine şöyle bir göz atabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu kısımdan hiçbir öğrenciyi sorumlu tutmam. Çünkü bunları zaten zaman içerisinde öğreneceksiniz. Şimdi acelesi olduğunu düşünmüyorum. Temel ve türetilmiş olarak fizikte büyüklükleri ayırıyoruz. Bir de skaler ve vektörel olarak. Hatta şöyle güzel bir bilgimiz var. Temel büyüklüklerin hepsi skaler büyüklüktür. Yani sadece mesela bana bir tane temel büyüklük söyle. Kütle. Kütlesi 2 kilogram olsun. Bunun dışında bir bilgiye ihtiyaç duyuyor musun? Diyorum ki elimde bir portakal var ve kütlesi 2 kilogram. Ya hocam bir de şu bilgi olsa güzel olur demiyorsun değil mi? Hmm. İşte o zaman bizim için skaler bir büyüklükten bahsediyorsun. Sadece sayı ve birimle 2 ve birimle, kilogramla ifade edilen büyüklükler bizim için skaler büyüklüklerdir. Aynı zamanda tüm temel büyüklüklerimiz başka bir bilgiye ihtiyaç duymadığı için nedir sevgili arkadaşım? Skaler büyüklüktür. Fakat temelin dışındakinin hepsine türetilmiş demiştik ya. Türetilmişlerin içinde hem skaler hem de vektörler var. Skaler demek sayı ve birimle ifade edilenler demek. Hemen şöyle örneklerine bakalım. Kütle, zaman, sıcaklık. Bunlar zaten hocam neydi? Kütle, zaman, sıcaklık. Kısa muzdaki temel büyüklüklerimdi. Temel büyüklüklerin hepsi de skalerdi. Ama onun dışında türetilmişlere bakıyorum. Sürat, enerji, hacim hatta ben sana yazayım basınç, Çoğunuz karıştırıyorsunuz. Basıncı vektörel zannediyorsunuz. Basınç bizim için skaler büyüklüklerdir. Yani sayısal niceliklerdir. Sayı bizim için yeterlidir tamam mı? Bu önem arz ediyor. Temel büyüklüklerin hepsinin skaler olduğunu söyledik. Vektörel ise neydi? Yön gerektiren. O yüzden daha yeni türetilmiş büyüklüklerde kuvvet benim için önemli demiştim. Kuvvetin önemi nereden geldi sevgili arkadaşım? Bizim için kuvvet vektörel yön gerektiren büyüklüklerden biridir. Yani ben mesela bir halata bir kuvvet uyguluyorum. Bak kendime doğru çekiyorum. Bir yön de gerektiriyor. Veya rüzgarın hızından bahsediyorum. Balkanlardan işte İstanbul'a giriş yapan rüzgar diyorum. Yani yön belirtmeye ihtiyaç duyuyorum. Sürat skaler bir nicelikken hız. Vektörel bir nicelik. Bunu bilmemiz iyi olabilir. Hatta şuradaki örnekleri de konuşalım. Kuvvet, hız, ivme, yer değiştirme, konum bizim için bazı vektörel büyüklüklerdendir. Dikkat edersen buradan hiçbiri Temel büyüklük değil çünkü hocam temel büyüklüklerin hepsi skalerdi tamam mı? Bizim için türetilmişlerden şunları bilmemiz fazlasıyla yeterli. Normalde dediğim gibi biz bazen gittik sizlerle vektörel toplamaları falan konuştuk. Onların hiçbiri web senaryolarında yok. En son şöyle skaler ve vektörel olarak ne yaptım? Gruplamışım. Ne demiştik? Kısa muz bak ışık yok. Işığı ekledim. Işık kısa sıcaklık var akım şiddeti var kısa muz madde miktarı yok hemen şuraya ekledim madde miktarı. Çoğu kişi de yazmış hocam madde miktarı ile kütlenin arasındaki fark ne dediğim gibi biz mol kavramını kimyada görüyorsunuz diye temel büyüklük olarak alıyoruz. Fizikte gerçekten kütle bize fazlasıyla yeterli. Sadece mol atomik seviyedeki kütle gibi düşünülebilir. Kısa muz uzunluk zaman bak bunlar zaten bizim için. Neydi? Temel büyüklükte. Onun dışında Temel büyüklüklerin dışında da skaler nicelikler var. Sadece sayı ve birimle ifade edebildiğimiz enerji, kütleyi iki kere yazmışız, sürat, başkanı demiştik, basınç demiştik. Vektörel niceliklere bakalım. Yer değiştirme, kuvvet, konum, ivme, manyetik alan, elektrik alan, momentum, hız. Bunlar da bizim için vektörel niceliklerden sadece bazıları. Çünkü türetilmiş ve vektörel nicelikler birçok. Bunu ancak tüm fiziği öğrendikten sonra halledeceğiz sevgili arkadaşım. Şöyle bir baktığımızda genel anlamıyla ilk ünite ve ikinci ünitenin ilk bölümünü tamamen tekrar etmiş olduk. Umarım işine yaramıştır. Lütfen bundan sonra açık uçlu soru etkinliğimize ve yazılı örneklerimize göz atmayı unutma. Son bir kere daha böyle konunun ayrıntılarını sana hızlıca bahsettiğim tekrar yapmak istedim. Umarım işine yaramıştır. Videoyu beğenip arkadaşlarımla paylaşabilirsin. Sana şimdiden çok büyük kolaylıklar diliyorum. Diğer yazılı çalışmalarını da sakın kaçırma. Özellikle Z takım öğretmenlerinin de diğer branşların için yazılı çalışmalarını kesinlikle incelemeni tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir diğer yazılı çalışmamıza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.